Teşekkürler başkanım. Tamam. Ben hep kaçan bak ben seninle ilgileneceğim. Ama seninle nasıl irtibat kuracağız biz? Ben telefonum var işte. Tamam o zaman tamam, hallet. 2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle Avrupa Parlamentosu'nda bir kararı engellemeye gönderildim. Rica edildi bana. O da şu, şimdi göç dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeğin bilincinde olarak şimdi Asya'dan Avrupa'ya efendim ne oldu? Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir göç dalgası yıllardır var. Bundan sonra olacak. Hele bu iklim değişikliğinden sonra daha da fazla olacak. Ama Türkiye geçiş yeri olduğu için Avrupalı, Batılı, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hendek yapmak üzere bir teklif getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü Dışişleri Bakanlığı, konu eski İçişleri Bakanı olarak bu konuyu iyi bildiğim için beni gönderdiler ve biz o kararın o Avrupa Parlamentosu'na çıkmasını engelledik. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın ta 2001'ler, 1999'lar, 1997'lerden beri tartışılan bir konudan bahsediyorum. Şimdi göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya geldiler. Şu veya bu şekilde uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor. İki, yani buradan bu tür siyasetleri çıkarmaya kalkışıldığı zaman öyle goller gelir ki çarpılır herkes. Onun için düşmanlık yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye'yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşma neticesinde de bir gerçek. Şimdi bakın burada biraz evvel emekli bir kardeşimiz ne dedi duydunuz mu? Dedi ki ben 3000 küsür lira devlet memuruyum, maaş alıyorum. Benim için para iyi bu, hani yeterli, burada geçiniyorum. Ama Afganlı, Suriyeli, İranlı saydı, Iraklı saydı bakın. Bunlar yok bir kısmı. Saydı ve dedi ki, bakın iş güç üzerinden de demedi. Biz birbirimize yarın bunlarla silah çekeceğiz dedi. Benim yapmaya çalıştığım şey şudur. Ayrışma noktalarını bu kadar derinleştirmek, gol atalım diye derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben Muhalefet Partisi Genel Başkanıyım. Böyle duvardan duvara çarparım ama bugün doğru değil. Ha tekrar söylüyorum, sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir. Bu da yanlıştır ama o gelmiş insanlara da yani idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara düşmanlık etmek de yanlıştır. Ben 2 yıl evvel Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki gönder beni. Sen gidemiyorsun. Madem ki burnun düşse almıyor kardeşinle görüşmeye gönder beni. Beşer Esad'la ben konuşayım da Suriyeli sığınmacıları memleketlerine can güvenliği içinde gönderelim. Ne yaptılar? Kulaklarının üstüne yattılar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şuraya hoş geldiniz. Şuraya hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam mı? Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Yerel Akşener. Geliyor mu? Vur. Hoş geldiniz. Yerel Akşener. Yok, hiçbir ülkeye girmiyor. Sadece basıyor. 20 Ocak 2020'den beri ilçelerde esnaf geziyor. Bu kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece konuştuğumuz sizsiniz. Yani esnaf. Şimdi bunu bu altyazıyı geçtikten o arkadaş işler nasıl? Yani pandemiden sonra biraz değişim oldu mu? Tabii ki. İllaki değişim ne? Oldu efendim. Bizim gibi şey olmuyor. İş güç olmuyor. Ne desek? Şimdi şöyle, mesela elektrik parasından şikayet ediyor esnaf. Bu zincir marketlerden şikayet ediyor esnaf. Hangi şehrin içerisinde olursa olsun. Efendim, müşterinin alım gücünün düşüklüğünden şikayet ediyor. Bir de bunların her seferinde zamlı gelmesinden. Sizde de aynı mı? Tabii ki. Yani Türkiye'de tabii ki.
her şey yani dün... İşletmecisi bizim çalışanımız. Asgari ücret. Muhtemelen öyle. Peki evli misiniz? Evet, yeni evlendim. Hani yine çocuk vardı diye soracaktım. Yok, yeni evlendim de. Gelin çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmasa nasıl geçineceğiz? Ev kiramı. Kira. Kaç lira? Benim 30 lira. Aidatı takipçisi falan vurduğun zaman geçiyor tabii. Peki şey soracağım, düğün borcun var mı? Olmaz mı ya? Borçsuz kim var bu dünyada? Yani kim yapmıştı? Zengin değiliz. Asgari ücretle geçinen nasıl evlenecek? Daha fazla esnafız. Allah sana ömür. Allah'ım inşallah başınızı getirsin. Amin cümle. Ay seni gördüm Allah'ım, şükürler olsun. Bütün ülkelerim şunlar. Bütün ülkelerim istiyorum seni. Allah Allah. Ay seneler önce çanta elinde televizyonu çıktı. O gün evlerim kurban olurum seni verene. Senin yaradana kurban olurum. Allah ayağına taş getirmişsin. Allah seninle beraber olsun. Kalbin çıkacak gibi. Amin. Allah kalbin beni çıkacak gibi. Hem kendi huzurunda hem sizin karşıda utanmamasın. Amin. Göremezsiniz efendim. Göremezsiniz. Tamam. Babamla mı? Allah. Allah rahmet eylesin. Ay Allah mekanı cennet eylesin. İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Şu bir iki ayda, iki ayda iyi yani. Güzel benim. Güzel benim. Bir buçuk yıl falan çok sıkıntı çektik. Evet. Yani yine en azından bizim yani patronumuzun mülkü falan geldi. Yanında kiramız falan yok. Evet. Seyfin de başkanı. Önce Elhan Kurucu ilçe başkanıyım. Ben de tesadüfen burada yoldan sahibim. Bir fotoğrafımızı alabilir miyim? Abi nasıl? Siz başkanım.